2018'de moda olan kısa saç modeli neden bu kadar trend oldu? Kısa saç modelinin yepyeni tasarımlarını sizler için öğrendim. Saçlarımız bizim için çok önemli. Peki ne kadar sürede bir saçlarımızı kestirmemiz gerekiyor? 2019 yılına damga vuracak en trend saç modelleri neler olacakmış? Hepsini öğrenmeye başlıyoruz. Murat Bey yanımda. Murat Bey nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Model arkadaşımız bana yardımcı olacak bu konuda. Saç kesimine başlamadan önce ilk olarak nereden başlıyoruz? Önce bir diyalog halinde olmamız gerekiyor. Müşterimizin neler istediğini analiz edip en son moda, trend olan şekilleri göstermemiz gerekiyor tabii ki. Bir müşteri diyelim ki size geldi ve elinde bir saç modeli var. Ben illa bu saç modelinden istiyorum diyor. Siz kendi fikrinizi söylüyor musunuz? Fikir alışverişinde bulunuyor musunuz karşılıklı? Tabii ki müşterilerimizin isteklerine bağlı kalaraktan ama ona da yakışabilecek şeyleri öneriyoruz. Ve doğru modeli o şekilde buluyoruz. Biliyorsunuz biz kadınlar için saçlarını kestirmek çok önemli. Hatta hiç kıyamıyoruz. Peki ne kadar sürede bir saçlarımızı kestirmemiz gerekiyor? Ortalama bir süre vermek gerekirse klasik bir süre 3 ayda bir saç kesim yapılabilir. Peki şu an saç kesimimize başlayalım mı? Başlayalım. Önce ön hazırlığını yapalım. Bu sezon en trend olacak saç kesim modelleri neler? Şimdi günümüzde saç kesim modelleri omuz hizası veya omzun biraz daha altında olabilir. Hanımefendiye de birazdan zaten yapacağız bunu uygulayacağız. Omzun bir tık altında. Daha düz kesimler veya hafif fresh cutlar dediğimiz böyle ufak ufak cutlar yapıp biraz daha hareketli hale getirebiliriz bu sayede. Hı hı. Bu tekniği uygulayacağız zaten. Son zamanlarda sürekli etrafta görüyoruz zaten çok moda şöyle omuz hizasında düz kesimli saçlar. Şimdi biz de o kadar kısa olmasa da model arkadaşımızda dümdüz bir kesim uygulayacağız. Başlayalım mı Murat? Başlayalım. Biz saç kesimine başlamadan önce dümdüz bir fön çektik. Bunun sebebi nedir Murat Bey? Saçın en son halini görmek istediğimiz için net bir kesim yapacağız ve o yüzden kuru kesimi tercih ettik. Püf noktasında söyleyeyim, ıslak kesim yaptığımızda, saçları kuruttuğumuzda, dümdüz kesim yaptığımızda ıslak, saç boyları yukarı doğru çıktığı için o sayede yani normal tam net bir kesim yapamıyoruz. Ama kuru kesimde bunu tamamıyla çözdük ve problemi tamamıyla gidermiş oluyoruz. Hemen ayağa kalkılır saç kesimi yapılacağı zaman. Burada önemli olan şey dik durmak. Evet, dik durmak. Müşterimizin kafasını sağa sola çok fazla oynatmaması. Çünkü açı kazandığında. Yoksa saçlar böyle zikzak olabilir. Peki düzleştirici çok kullanıyoruz biz evde kendimiz saçımızı yaparken. Bu duruma ne diyorsun? Yani düzleştirici bence bir kuaför olarak özel günlerde tercih edilebilir. Ama evde bilinçsizce yapılan düzleştiricilerin de çok fazla zarar verdiğini biliyoruz. Zaten saçlar nasıl geliyor? Çok yanık yanık, böyle püskül püskül, tiftik tiftik geliyor. Üç bölüme ayırıyoruz. Neden bu şekilde üçe ayırıyoruz? Neden üçe ayırıyoruz? Çünkü yana düşen saç yapılarıyla arkaya düşen saç yapılarını birbirinden yani çıkış noktasına göre ayrı kesmemiz daha doğru olacak. Saç kesimimize başlıyoruz. Biz makineyi tercih ettik. Gidiyor saçlar. Daha modern bir hava katıyor değil mi Murat Bey? Saçlarımızı kesirdiğimiz zaman böyle omuz hizasında. Evet. Kesinlikle daha modern bir hava katıyor ve daha temiz bir görüntü, daha enerjik bir boy. 2018 yılında trend saç kesimleri arasındaydı bu boylar. 2019 yılında da devam edecek diyorsunuz. Evet tabii ki de. Normalde hanımefendiye uyguladığımız boy omuz veya omuz hizası veya bir tık daha altında diye konuştuk. Ama hanımefendi tabii ki de biraz kendi istekleri de olsun biraz da altında olanı tercih ettik biz. Biraz daha kısasında tercih edebiliriz. Biz tabii ki müşterimize göre hareket ediyoruz. Evet saçlarımızı kestik ama ufak tefek rötuşlara devam edeceğiz.
Evet, hanımefendi oturduğunda biraz fresh cut dediğimiz saça çok yoğun cut vermeden hareketlendireceğiz saçı, dolgunlaştıracak fresh cut dediğimiz kesim tekniği. Ve biraz daha günlük kullanımında işine yarayacaktır. Daha rahat şekil vermesini sağlayacak. Bu sayede hanımefendi daha mutlu kullanabilecek saçlarını. Saçlarımız bitti. İşte son şekli bu halde. Büyük bir değişim var bence. Bu haliyle mükemmel. Hem çok daha modern gözüküyor hem de çok havalı. Umarım sen de beğenmişsindir. Beğendim. Çok güzel oldu. Ne kadar sağlıklı duruyor. Dediğimiz gibi saçlarımız bizim için önemli. Saç kesimlerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 2019 yılında saç kesimlerinde neler trend olacak? Hepsini öğrendik.